Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Ne yazık ki dünya genelinde pandeminin artmaya devam ettiği, kısıtlamaların başladığı şu günlerde yine evlerimizdeyiz. Evlerimizde olmanın her bir anı çok değerli zaten. Evde, iş yerinde, sokakta, nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok sevgili arkadaşlar. Önemli olan anlarımıza anlam katıyor olmak. Şimdi bu noktada yapmış olduğum, şu an günümü geçirirken yapmaya çalıştığım bir şal çalışması sizlere de fikir vermesi açısından yine videoya çekerek paylaşmak istedim. Öncelikle kumaşımızı ikiye katladıktan sonra gördüğünüz şekilde, evet, tam orta kısma gelecek şekilde başımızın sağacağı kadar bir yaka açtım. Tabii bu kumaş biraz makinede dikimi zor olan bir kumaş. Penye de değil tam olarak. Ne olduğunu anlayamadım. Makine dikişiyle biraz dağıldı. O yüzden toparlamak adına ben tığ ile kenarından geçtim. Onun üzerine ise tül şeritler ile kaplayarak çalışmama devam edeceğim. Evet, şimdi makine dikişiyle devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendiliğinden oluşan kenar kısımlarına hiç dokunmuyorum. Sadece kesmiş olduğumuz kısımlardan iplerin atmaması için bir dikiş payı olacak şekilde iki kenarı, yani kesmiş olduğumuz iki kenarı makineyle dikeceğim. Kenarları normal bir şekilde diktikten sonra arkadaşlar ben en ön kısma gelecek şekilde tül şerit geçirmek istiyorum. Tabii ki tercihinize bağlı. Sizler dilerseniz kendi rengiyle, doğal haliyle de kullanabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, şalımızın son şeklini sizlerle paylaşıyorum. Yakadaki ayrıntılar. Evet, elbise üzerindeki duruşu. Gördüğünüz gibi tül dantelimiz. Bu şekilde. Şimdi yaka yuvarlaktı. Tam anlamıyla yana çevirdikten sonra arkadaşlar V yakalı şekilde de kullanılabilir. Bu defa tüllerimiz kollarına gelecek şekilde. Şu şekilde. Öyle de çok şık, çok hoş görünüyor. Tercih sizin. Evet, iki şekilde de kullanılabilecek güzel bir şal. Dostlar, hayatta her şeyin maddi bir karşılığı olduğu gibi manevi bir karşılığı da var. Yani manevi bir değeri de var. Mesela bu görmüş olduğunuz kumaş. Kumaşçıya gittiğimiz zaman maddi karşılığı 5 liraydı. Ama onun üzerinde çalıştıktan sonra, emek verdikten sonra, onunla birlikte zaman geçirdikten sonra, yani ciddi anlamda onun üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra ne yapıyor? Manevi değeri artıyor. Hatta arkadaşlar, bizler bunları giymeye başladığımız zaman yüklediğimiz anlamlarla, anılarımızla, hatıralarımızla ne yapıyor? Değeri yine başka hale geliyor, yine artıyor. Sevgili arkadaşlar, bizler de İnsanlar olarak hayatta bazı şeylere tabi tutuluyoruz. İnsan olmak sadece yemek, içmek, yatmak, uyumak mıdır? Değildir. Bizim manevi değerimizi belirleyen şey nedir? Ruhsal tekamülümüzdür. Bu anlamda pandemi de belki bizleri ruhsal anlamda geliştirmek için bizim önümüze çıkmış olan basamaklardan sadece bir tanesi diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Elbette ki özümüzde çok değerliyiz. Allah bizleri sevdiği için var etti, var etmek istediği için var etti. Ancak bizler insani olarak değerimizi yükseltmek, gerçek manada insan olabilmek için bu adımları, bu basamakları çok güzel bir şekilde değerlendirmeliyiz. Sevgiyle kalın arkadaşlar.